Ben hala bunun Marazali'nin bize karşı çevirdiği bir numaranın parçası olduğunu düşünüyorum. Çok affedersiniz müdürüm ama ya bu nasıl bir oyundur ki Ali durmadan bizim lehimize çalışıyor. Yani önce beni arabamda kıstırıyor, yakalanmaya göze alıyor ve bana içi boş ya da sonradan boşaltılmış bir disk getirdi. Sonra da dün gece geldi, organize şubenin üst düzeyi iki polisin hayatını kurtardı ve yine bunu yaparken hem yakalanmayı hem de bizimle birlikte yanıp kül olmayı göze aldı. Benim kafamın içi çıfıt çarşısı gibi oldu. Ben bu işten bir şey anlamadım. Anlayan biri varsa gelsin anlatsın, biz de anlayalım. Ben sana her şeyi açıklayabilirim Emre. Marazali seni kendi tarafına çekebilmek için bilerek senin aklınla oynuyor. Ondan ummayacağımız hareketler yapıp en azından kan kardeşine masummuş gibi görünmeye çalışıyor. Yani uzun lafın kısası, Marazali yine kapana kısıldı arkadaşlar. Ve yine gelip onu kurtarması için Adanalı'dan medet umuyor. Yine çok affedersiniz bir durum ama peki olay ya sizin dediğinizin tam tersiyse? Nasıl yani tam tersiyse? Yani Ali gerçekten masumsan. Ya gerçekten bana verdiği diskin içinde onu suçsuzluğunu ispatlayacak önemli bilgiler varsa? Ya Ali gerçekten köşeye sıkışmış ve benim yardımıma ihtiyacı varsa? Koskoca organize şube olarak biz sizi esir tuttukları yeri bulamazken Marazali'nin sizi eliyle koymuş gibi bulması hala bu şehirde sağlam bir lojistiğe sahip olduğunu gösteriyor. Engin haklı. Sandığımızın aksine bizim bilmediğimiz bir yerde gizli bir evi ve istediği an kullanabildiği arabaları olmalı. Haklı olabilirsiniz çocuklar. Hala şu Marazali ile birlikte kaçan kızdan haber yok mu? Neydi o kızın adı? Nazlı Karaba. Nazlı Karaba. Bundan sonra önümüzdeki 2-3 gün bizim tek işimiz bu Nazlı Karaba hanımın izini bulmak arkadaşlar. Burada şöyle bir haber var. Belki ilginizi çeker abi. Yazarların döneklik tartışması yeniden alevlendi. Yazar Ahmet... Bana ne olur bu haber? O haber değil. Onun altındaki habere bakacaksınız amirim. Kupürü gazeteden keserken ikisi de beraber kesilmiş mecburen. Sosyetik düğünde büyük fiyasko. Ünlü iş adamı Çetin Karabağ'ın kızı Nazlı Karabağ düğünden kaçtı. Abu! Bu kız kendi düğününden mi kaçmış yani? Evet amirim. Hem de bizim Marazali'ye. Öyle görünüyor abi. Yok arkadaş. Benim kafam iyice allak bullak oldu. Ne yapalım edelim şu Ali'yi bulalım. Kurtulalım artık bu yılan hikayesini. Yoksa benim kafam patlayacak düşünmekte. Her gün bir soruya cevap buluyoruz. Bulduğumuz her cevap bizi daha başka, daha büyük bir soruya sürüklüyor arkadaş. Hayır, bu çözümsüzlük, bu karışıklık kafamı karıştırdı, beni de gerdi arkadaşlar. Stresten gerildim. Gerile gerile dümbelek gibi oldum ya. Bu iş giderek bizim için tehlikeli bir hal almaya başladı Esra. Önce Atilla'yı elimizden kaçırdık.
Şimdi de Maraz Ali bizden rol çalmaya başladı. Bizim yerimize gidip adamlarımızın hayatlarını kurtarıyor. Eğer Adanalı bana değil Maraz Ali'ye inanmaya başlarsa olaylar tamamıyla kontrolümüzden çıkabilir. Çok haklısınız müdürüm. Bütün özel birimlere acil kodlu mesaj geçin. Maraz Ali tekrar Adanalı ile temasa geçmeden onu ve Atilla'yı bulup yok etmek zorundayız. Aksi takdirde biz yok oluruz. Başüstüne müdürüm.